Selamünaleyküm arkadaşlar. YouTube'da Zafer Işık kanalımızda 81 vilayet 81 vesika belge okumaları dersimizde Artvin'deyiz. Evet. Bundan önceki dersimizde Antalya'yı okumuştuk. Bu dersimizde Artvin'le ilgili bir vesika okuyacağız. Öncelikle şunu söyleyeyim. Belgemizin bütünü bu şekilde devlet arşivlerinden ekran görüntüsü alarak bu metinleri sizlerle paylaşıyorum. Artvin'in eski adı arkadaşlar Livane şeklinde geçiyor. Ama Artvin diye geçen bir yer adı daha var. Muhtemelen bunlar iç içe daha sonra şehir büyüyünce topluca arkadaşlar Livane, ondan sonra Livane'nin içerisinde Artvin kasabası var. Daha sonra ikisi birleşmiş. Şu an günümüzde de Artvin olarak geçiyor. Ama arşiv metinlerinde, Osmanlı arşivlerinde Livane deyince arkadaşlar bunun Artvin olduğunu biliyoruz. Şimdi metinimiz, öncelikle belgeyi okuyalım. Yukarıda da buyurulduğumuz var. Bir telhis örneği. Şöyle ekrana sığacak şekilde büyüteyim arkadaşlar, en azından tam olarak gelsin. Evet, Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlıyoruz. Hızlı bir şekilde okuyacağım arkadaşlar. Fazla zaman kaybetmeyelim. Sizler ihtiyaç halinde videoyu durdurup birkaç defa izleyebilirsiniz. Evet, maruzu bendeleridir. Maruzu bendeleridir. Nezareti evkafı Hümayuna. Nezareti evkafı Hümayuna mülhak, yani dahil, evkaftan Livane, evet Livane yani Artvin kazasına tabi Artvin kasabasında, dediğim gibi demin bahsettiğim üzere arkadaşlar zamanla herhalde yerleşme yerleri büyümüş, şu an tek bir isimle geçiyor. Artvin kasabasında Vaki Salih Paşa Nam, evet Salih Paşa Nam Sahibül Hayr'ın bina eylediği Cami-i Şerifinde Bervecihi Hasbi yani Allah rızası için hitabet ve imamet cihetleri mutasarrıfı, burada mutasarrıfı yazıyor, cihetleri mutasarrıfı. İmlaya dikkat edin, bozuk rikayla yazılmış arkadaşlar. Cihetlerine dikkat edin, mesela burada cihetleri nasıl gelmiş? Şurada leri, mutasarrıfı Süleyman, sondaki nunun imlası bu şekilde, halifenin vefatı, vefa derken kaf gibi yazmış, vefatı vukuyla mahlulünden, evet vefat etmesiyle, Süleyman Efendi vefat etmesiyle o kısım hitabetçiyeti hem hatipmiş hem imam imiş, yani iki tarafa bakıyormuş hoca efendi. Vukuyla mahlulünden, erbab-ı liyakatten, yani layık olan kişilerden, Sulbi oğlu, yani kendi oğlu Seyyid Ragıp Mehmet halifeye tevcihini kazai mezbur. Burası bir kısım biraz silinik arkadaşlar. Kazai mezbur. Burada naibi yazıyor, Allahu alem. Naibi Savb-ı Çakiriye havale buyrulan, buyrulan. Bayağı bir silinik arkadaşlar. Herhalde buyrulan yazılıyor. Savb-ı Çakiriye havale buyrulan iş bu ilamında inha eder, yani söyler, açıklar, izah eder. Ciheteyni mezkureteyn, yani ciheteyni mezkureteyn dendi. İki cihet, iki mezkür cihet neydi? Hatiplik ve imamlıktı. Ciheteyni mezkureteyn müteveffayı merkumun, vefat eden kişinin, yani Süleyman'ın el yevm uhdesinde idüğü, evet uhdesinde idüğü der kenardan müsteban olmakla, yani artık anlaşılmakla diyelim, bu surette
ciheteyni mezkureteyn. Babası merkumun mahlulünden, yani boş bırakmasından ber mucibi nizam, yani nizam gereği bin nefs, yani bizatihi bila kusur edayı hizmet etmek, yani kusursuz bir şekilde vazifesini görmek ve terk ve tekasül eder ise, yani oğlu o makama geliyor ama herhangi bir kusur, bir tembellik vesaire eder ise refinden, yani oradan alınarak kısacası ahara, başka birine manasında verilmek şartıyla oğlu merkuma bahattı şerif şevket redifi şahane, bahattı şerif şevket redifi şahane ve ba ruusu hümayun tevcih ve yedine kaleminden beraatı ita olunmak babında. Evet, kaleminden beraatı ita olunmak babında emru ferman Hazreti men lehül emrindir yazıyor. Tabi orijinal metin büyüklüğü olmadığı için silinik arkadaşlar. Zaten aşağıda mühür de okunacak durumda değil. Ondan sonra yukarıda ne yazıyor? Onları da okuyalım ve bitirelim. Şurada bu sah arkadaşlar. Sah. Burada telhis yazıyor. Şu S gibi, Latince S gibi olan kısım bu metnin bize divandan çıktığını gösteriyor. Bazı metinlerde şöyle iki nokta şeklinde de, çizgi şeklinde de gelebiliyor. Yani divandan çıkmış, Bakanlar Kurulu'ndan, günümüzün Bakanlar Kurulu'ndan çıkmış bir metin olduğu, yani buna karşılık gelen bir metin olduğu anlaşılıyor. Tabii metnin en yukarısında, özür diliyorum, en başta şu besmelemiz, hu ya da hüve okuyoruz. Besmelemizin kodu arşiv metinlerinde besmele bu şekilde yazılıyor. En başta bunu okumamız gerekiyordu. Gözden kaçırdım. Çok özür diliyorum arkadaşlar. Şimdi burada buyrulduk kısmında da burada evkaf yazıyor arkadaşlar. Evkafı Hümayun nazırı. Tabi burada evkafı, Hümayun'u, nazırı vesaire bu buyruldular da kendine has imlası olduğu için yeni bu arşive başlayanlar için bu tür kelimeleri çıkarmak zor olabilir ama biraz göz egzersizi yapalım arkadaşlar. Çıkarmaya çalışalım. Burada işte elif, vav, kaf, ince bir elif var burada. İşte f, işte h harfi, mim, orada saklambaç oynuyor. Gizlenmiş vesaire. Hümayun nazırı, izzetli, efendi, klişe bir şekilde bu yazıyor. Göresiz ya da göresin şeklinde de okunabiliyor ama ben, göresiz şeklinde biraz daha vokal olarak daha kulağıma hoş geliyor. Göresiz deyu şu imza kısmında buyuruldu, daha önce derslerimizde sık sık söylemiştik. Şu fi, kıvrımlı fi arkadaşlar, tarihlerde en başta, yani şu tarihte dd manasında 7, burada ca gibi yazılmış. Yani Cemaziyel evvel sene 52, yani 1252 tarihinde, Hicri tarihinde kaleme alınmış bir arşiv vesikasını arkadaşlar sizlerle paylaştık. Evet, bu dersimizde neredeydik? Livane'deydik, yani Artvin'deydik. 81 vesika, 81 vilayet, 81 Osmanlıca belge dersimiz kapsamında Artvin durağından sizlerle arkadaşlar bu vesikayı paylaşmaya çalıştık. İnşallah istifade etmişsinizdir diye düşünüyorum. Evet, buradan da Artvin'e selamlar, hürmetler arkadaşlar. Selamun aleyküm.